Çocuklar, şimdi biz sizinle en son e, fen bilimlerinde aydınlatma ve ses teknolojilerini işlemiştik. E, bu bu seferki ünitemizde aslında hiç, e, hepimizin asla hani e, yabancı olmadığı kavramları öğreneceğiz. Hep her zaman üzerinde çok durduğumuz kavramlardan bahsedeceğiz. E, zaten bir kısmını sosyal bilgilerde bil, yani yine bilinçli tüketici tüketici e, de, e, derslerinde hani konularında gördük. E, bu dersimizde de insan ve çevre göreceğiz ve burada özellikle geri dönüşümden işte tutumlu olmaktan tasarruflu olmaktan bahsedeceğiz. Yani sosyal bilgiler dersinde de gördüğünüz bazı konularla paralel. Başlayalım. İnsanlar tarafından e, tüketilen atıklardan değerlendirilebilir olanlar çeşitli yöntemlerle ham maddeye dönüşebilir. İşte bu, biz bu sürece geri dönüşüm diyoruz nasıl mesela hepimiz görüyoruz Bizler zaten sınıflarımızda e, kullanırken ne yapıyoruz yap e, işte kitapları falan ne yapıyoruz e, kağıtları falan hep birlikte e, topluyoruz geri dönüşüm kutularını atıyoruz sonra e, okulumuza işte belediye bu konuda görevli belediye gelip okullardan işte başvurduğunuz sürece tabi gelip e, okullardan şirketlerden işte evlerden gelip Alıyor, topluyor onları, götürüyor ve e, geri dönüşüm tesisi var. E, hepsinin tesisleri ayrı. Bu arada kağıdın ayrı, camın ayrı, e, tabii pil pillerin ayrı. Hepsinin kendine ait, hani farklı bir tesisi var ve oralarda geri dönüşüm olarak e, tekrar hayatımıza başka alanlarda ham madde olarak tekrar kullanıyoruz. Birazdan bunların hani hangisini hangi alanlarda gördüğümüzden bahsedeceğiz ama tekrar şunu bilmenizi istiyorum. İnsanlar tarafından tüketilen atıkların değerlendirilmesi geri dönüşüm demektir. Yani insanlar kullanıyor işte pet şişe kullanıyoruz İşimize yaramıyor. Ne yapıyoruz? Onu geri dönüşüme atıyoruz. Geri dönüşümden onlar e, dönüştürülerek farklı bir madde olarak önümüze geliyor. Hadi bugün bunların hangi madde olarak geldiğini görelim hep birlikte en başından. Ilki şuradan bakalım. Diyor ki, e, kullanım ömrünü tamamlanmış piller pil toplama noktalarına bırakılmalıdır. Pil toplama noktalarında toplam atık piller yetkili kişiler tarafından türlerine göre ayrıştırılır. İçlerinde bazı değerlerin maddenin maddelerin geri kazanımı sağlanır ve piller uygun koşullarda ayrıştırılmış olur. Atık pillerin çöpe, toprağa, denizlere ve akarsulara karışması durumunda içeridekileri ağır metaller bu ortamların kirlenmesine yol açmaktadır. Ee, şöyle diyebiliriz zaten biz bunu hani pillerin toprağa karışıp kaybolması çok uzun yıllar alır. Ve o karışım esnasında toprağı da inanılmaz derecede zehirler. Haliyle hani pilleri topluyoruz ya biz ya da sadece piller değil aslında metalleri hepsini topladığımız zaman işte böyle eritiliyor. Daha sonra bunlar e, farklı alanlarda bize yine hamad olarak geri dönüyor. E, aynı şekilde metal biriktirme kutu, e, depoları var. Hatta biz bunun ayrıştırma yöntemini görmüştük. Ne demiştik? Bunlar için e, mıknatısla ayrılma yöntemi kullanılıyor demiştik. E, o yüzden onu hani bu şekilde bak. Buradaki mıknatıs mesela şu anda vinçten metalleri ayırıp topluyor. Daha sonra bunlar yine e, ham madde olarak e, bizleri hani şey eritildikten sonra Ham madde olarak farklı kaynaklardan bizlere geri dönüş sağlanıyor. Bilginiz olsun bu anlamda. Şurada da cam ve cam şişe ve hani ne oluyor biliyor musunuz? Bu cam şişelerin hepsini normalde topluyorlar. Sonra tesisine götürüyorlar. Hepsini toz haline getiriyorlar. Bakın burada resimde olduğu gibi. Bu şekilde düşünseniz bir kum, şey kum hani inşaatlar falan yapıldığı zaman böyle önlerinde büyük kumlar olur ya. Kum tepesi gibi bir şey oluşturmuşlar. Daha sonra bunlarla e, fırında eritiyorlar. Tekrar yeniden cam üretiyorlar. Bunları önce fırında tekrar eritiyorlar. E, e, böyle küçük hale getirdikten sonra... Daha sonra da bunu yeniden cam haline getirebiliyorlar. Bu sayede çocuklar birçok kaynaktan yarar sağlıyoruz. Şöyle düşünün aslında geri dönüşüm sadece işte burada camın ya da işte kağıdın metallerin hemen halledilip ondan sonra hani hemen geri dönüşülmesiyle değil biz burada enerjiden de tasarruf ediyoruz. Normalde bir şişe hani cam şişenin oluşması için daha fazla ateşe, daha fazla zamana ihtiyacımız var. Ama toz haline getirmiş cam için aynı şey söylemez. Önce top, bütün atıkları, cam atıklarını topluyorlar. Daha sonra bunları toz haline getiriyorlar ve bunların eritilmesi daha kolay oluyor. Dönüşümünde tekrar e, şekillenmesi de daha kolay oluyor. O yüzden hani sadece işte camları topladık. E, o sadece e, camlar geri dönüşü diye bakmayın. Ekonomik olarak hem zamandan tasarruf ediliyor, hem enerjiden tasarruf ediliyor. Bu yüzden geri dönüşüm bizim için çok önemli. Devam ediyorum. Aslında hepimizin çok kullandığı. Ben de bu arada geri dönüşüm kullanıyorum, uyguluyorum. Özellikle tekerleklerden. E, evimizde bahçemiz var bizim ve biz de hani e, elimizden geldiğince e, kullanmaya çalışıyoruz. Ben de tekerlek en son tekerlek bir e, tekerlekçiye gittim ve tekerlek rica ettim onlardan çünkü hani onlar da geri dönüşme gönderiyor evet ama ben de bahçede tekerlekleri işte boyuyordum. Boyayıp içini de e, işte ben şey maydanoz <laughs> böyle Boston ekimi gibi maydanoz, e, işte kişniş, e, çilek gibi bitkiler ektim oraya şu anda mesela bugün yeni ektim ee, Hani bu amaçla kullanıyorum Tabii ki e, bunlar daha farklı amaçlarda kullanılıyor tesislerinde Ben de burada geri dönüşüm olarak saksı niyetine kullandım Peki tesislerinde ne oluyor biliyor musunuz Bunlar şöyle oluyor şu hale geliyor bu lastikler zaten e, neden değiştiriliyor? Çünkü artık işe yaramıyorlar yani ya, bir otomobilin e, lastiğini Kalma süresi uzundur. Hani belli bir süresi var. O süreden sonra o lastikleri kullanamazsınız. Haliyle bunlar da e, o süreye geçtikten sonra tesislerinde ne hale geliyorlar? Size bugün bindiğiniz hani parklara gittiğiniz e, kaydığınız işte yer zemini ya da bu hani e, koşuyoruz ya biz. Hatta Mihiraplı Parkı'nda da hani e, koşu alanlarında ve şeyde de bu bizim evin... E, Bizim okulun hemen önünde bir tane koşma koşu parkı var ya, onun altındaki lastik zemini aslında bu lastiklerden oluşuyor. Yani aslında biz birçok e, geri dönüşümü birçok alanda kullanıyoruz, tıpkı lastikler olduğu gibi. Başka nelerden yapıyoruz? Bunlar bu arada bakın lastikler, atık lastikler bu şekilde hep e, dizayn ediliyor, sınıflandırılıyor. Ondan sonra böyle bu, bu hale getiriliyorlar daha sonra kullanılıyorlar. Aynı zamanda hani şu şekilde de kullanılabiliyor. Dağcı giysileri işte kullandıkları malzemelerin bir kısmı da yine lastiklerden hani bu plastik atık plastiklerin geri dönüşümünden kullanılıyor. Şimdi şöyle bir durum var çok fazla plastik şu anda bizler geri dönüşümde kullanamıyoruz. Yani çoğunlukla bu pet şişeleri kullanıyoruz. Hani çünkü insanımız daha çok pet şişe kullandığı için geri dönüşüm olarak en çok pet şişesini kullanıyoruz ki keşke şöyle bir şey yapsak. Mesela Avrupa'da şöyle bir uygulama yapıldı. Pet şişe nedir? Tek kullanımlık bir yani pet la plastik şişe. Yani bir kere su içiyorsun ve bitiyor. Daha sonra onu ne yapıyorsun? Ya geri dönüşüm atıyor ya da bilinçsiz insanlar çöpe atıyor. Daha sonra çöplerden ayrıştırma işi daha zor, daha uzun. Haliyle e, Avrupa'da şöyle bir durum var. Avrupa'da dedim işte bu başka evet Avrupa ülkeleri diyebiliriz o ülkelerde artık pet şişe kullanımı işte plastik çatal plastik tabak plastik bardak gibi bir kere kullanılabilecek bütün üre, plastiklerin üretimi durdurulmuş yani onlar artık onları kullanmadığı için geri dönüşüme ihtiyacı da yok çünkü geri dönüşüm esnasında da bizler evet daha ekonomik daha tasarruflu davranıyoruz çünkü daha az enerji harcıyoruz ama üretilme esnasında bu pet şişelerin pet tek kullanımlık plastiklerin üretim esnasında çok fazla enerji gittiği için hani kullanılmazsa daha iyi olur. Kike gerçekten ihtiyaç var mı? Bence yok. Hepimizin sulukları var. Hani cam suluk demeyeyim de bu sert plastiklerin olduğu defalarca kullanabileceğimiz suluklar var ve bizler onları kullanabiliriz aslında. Aslında tek kullanımlık plastikler olmamalı ki ben de bu anlamda çalışıyorum yani çabalıyorum elimden geldiğince. Size de öneririm çünkü evet geri dönüşüm çok önemli bir şey ki gerçekten bizler geri dönüşme çok önemsemeliyiz. Ama bazı şeyler vardır ki üretilmezse de çok da hayat durur gibi bir şey yok. Yani tek pet şişeler hani te su hani bizim kendi suluğumuz olduğu sürece pet şişe kullanmamakta fayda var ki size de lütfen öneriyorum. Pet şişe kullanmayın. Ee, normal evinizden suyun, suluğunuz var suyunuzu doldurun öyle çıkın dışarı. Hem ekonomik tasarruf oluyor hem kullanmadığınız için hani bu sefer insanlar kullanmazsa üretim de azalır. Üretimi de yavaşlar yani. Çünkü her şey insanların ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Eğer biz ihtiyaçlarımız olarak kullanmazsak bizim için de önemli olmaz. Şimdi gel gelelim. Aslında hepsinin böyle çok çok hani üzerinde çok duracağımız birçok şey var. Bunları tekrardan hani anlatacağım. Bahsedeceğiz. Ee, birazdan. Sadece şunu bir tek dile getirmek istiyorum. Ee, şurada çok güzel bir kavram haritası var. Kavram haritalarını artık çok iyi biliyoruz. Şöyle şu Düzeltelim kameramızı. Evet elektrik tasarrufu için neler yapmalıyız diyor. Mesela biz zaten aydınlatma teknolojilerinde neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buradan küçük bir tekrar edelim. Ne diyor? Akkor lamba yerine floransa lamba kullanmalıyız. Size en başından beri dedim ki akkor lamba sarı lambalar demek istiyor. Ve normalde akkor lambanın hani yüz enerji kullanarak aydınlattığı bir yeri floresal lamba 40 enerji kullanarak aydınlatabiliyor. Haliyle en hani enerji en az kullanan neyse biz onu tercih etmek zorundayız. Çünkü enerji evet sizin dediğinizi duyuyorum. Çok pahalı bir hani e, e, yani onu üretmek çok hani e, tüketilebilen kaynakları kullandığımız için bize çok mal olan bir şey haliyle ne yapıyoruz biz enerjiyi az kullanabilecek araçlar kullanmak zorundayız. O yüzden akor lamba yerine floresan lamba kullanmalıyız elektrik tasarrufu için. Devam ediyorum. Elektronik cihazlarımızı kullanmadığımız zaman kapatmalıyız. En çok şunu görüyorum işte televizyon ışığı ya bir ışıktan ne olur demeyin çocuklar. Onu hani kapatmanız fişini çekmeniz hem size hem ülke ekonomisine inanın katkı sağlar. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Ya da kurtma makinesi bittiğinde onu mutlaka e, düğmesini kapatın. Işığı yanmasın. Işığı yanan yani işiniz bittiğinde halen daha ışığı yana e, elektronik ma ma e, araçlar enerji harcıyor demektir çocuklar. O yüzden bu konuda dikkatli olun. Devam ediyorum. Elektrikli süpürgenin torbasını sık sık değiştirmeli veya boşaltmalıyız. Sebebi şu. Çocuklar şimdi şöyle düşünün. Bir e, hayalinizde canlandırın. Bir tane elektrik var. E, şey var süpürgesi var boş içi hemencecik ilk e, alışta bütün tozları alıp bir iki dakikada temizleyip bitirebiliyorsunuz bir de e, poşeti yani torbası dolu olan bir ya da haznesi dolu olan bir elektrik süpürgesi hayal edin. O ise ne olacak? Dolduğu için tam iyi çekemeyecek. Tam iyi çekemediği için de bizim buraları temizlememiz daha uzun sürer. Yani iyi temizleyemediği için daha uzun süre e, ne, ne olacak? Eee evimizi temizlemek zorunda kalacağız. Haliyle bu anlamda çok önemli. Özellikle buna çok dikkat etmeniz gerekir ki özellikle hani şurada vardı. Hani işte elektronik elektronik aletlerde özellikle ev eşyalarında biz hep A hani bir önceki derste görmüştük. A sınıfından almalıyız. O A sınıfı dediğimiz şey çevre dostu olarak biliniyor ve daha az enerjiyle daha çok şey sağlıyor bizlere. Evet madde olarak biraz diğerlerine göre bir tık üstte ama e, zamana yaydığımız zaman diğerleri hemen çabuk bozulabilir. Daha fazla enerji harcayabilir ve sizin o an ödediğiniz ücretin 2 bir yıl ya da 2 ay içinde daha fazlasını size mahalledebilir. O yüzden lütfen bu konulara dikkat edin. Kullanmadığımız odalardaki lambaları söndürmeliyiz ki zaten bunu biliyoruz. Elektrikli ev aletleri alırken enerji verimli olanları tercih etmeliyiz. Enerji verimli yani A sınıfı demek istiyor. A artı artı her her artı daha iyi olduğunu gösteriyor. Lütfen bu konuda dikkatli olunuz. Ki zaten bunları biz aydınlatma e, e, teknolojilerinde yani ışıkta işlemiştik. Su tasarrufu için neler yapmalıyız? En önemlisi belki de önemlilerinden biri bu. Çünkü yine israf ettiğimiz hani su dışında israf ettiğimiz başka şeyler daha var. E, su konusunda çok önemli. Duyarlı, titiz olmakta fayda var. Çünkü e, susuz ol, kalma gibi bir durum olabilir. Ve şu anki küresel ısınmadan dolayı bu hiç de uzak değil. Yani bizler dikkat etmediğimiz için, doğayı çok çabuk kirlete, kirlettiğimiz için, zarar verdiğimiz için şu anda maalesef bunun e, dönütlerini görüyoruz. Haliyle e, şöyle düşünün, suyun kısa sürede bitmesi demek şu an su ile ilgili yaptığınız her şeyin sıfırlanması demek. O yüzden su konusuna çok çok dikkat etmeliyiz. Yani tasarrufun hani a bir e, elimi yıkıyorum biraz fazla açayım dememek lazım ya da a ben dişlerimi fırçalarım iki dakikada fırçalarım o iki dakikada açık kalsın musluk dememek lazım çünkü damlama damlası bile çok fazla zaman alır. Hatta şöyle bir deney yapabilirsiniz ben e, çoğunlukla yaptırıyorum. E, Normal damlayan bir musluğunuz varsa içine bir tane leğen koyun. Sığabilecek yani lavabonun içine sığacak ya da bir tane maşrapa ya da bir kutu koyun ve sabah gidin görün. Ha da sabah bile gerek yok. 3-4 saat sonra gidip bakın onun içi dolmuştur. Yani damlayı damlayı göl olur misali e, haliyle Bunların hep hepsine dikkat etmekte fayda var. Devam ediyorum. İhtiyacımız olduğu zaman musluğu açmalıyız. Evet. Su kaynaklarının temiz kalmasına özen göstermeliyiz. Önemli, çok önemli. Yani denizleri kirletiyoruz şu anda mesela. Sıcak e, su üreten cihazımızın termostat ayarının çok yüksek olmamasına özen göstermeliyiz. E, şeyden bahsediyor bu doğalgaz Oradan kaynaklanan hani sıcak su tüketiliyor, üretiliyor ya oradan kaynıyor, orayı söylüyor çok fazla ısıtılmaması gerektiğini. Bozuk olan musluklarımızı, sifonlarımızı hemen onarmalıyız kesinlikle. Banyoda e, suyu tasarruflu kullanan duş başlığı ve sifon kullanmalıyız kesinlikle. Sebze ve meyveleri su dolu bir kapta biraz bekletip yıkayarak daha az suyu tüketmeliyiz. Bu konuda şöyle bir önerim de olabilir size. Şu bu sebze ve meyveleri dolu bir kapta bekletiyoruz ya mesela. Özellikle bu son zamanlarda hani bulaşıkları makineye attığınız zaman onları sudan geçiriyorlar. İşte bence Hani yine bir kaba bir su bir suyu koymakta fayda var. Kaba suyu koyun. Daha sonra o bulaşığı koyarken musluktan almaktan yerine suyu o leğendeki leğene e, daldırıp temizleyip ondan sonra ondan sonra e, tem, e, hani alıp bitirdikten sonra e, kenara koymanız gerekiyor. Yani ta, tabağa koydunuz diyelim. Yıkadınız güzel şey sudan geçirdiniz, leğendeki sudan daldırdınız, çıkardınız kenara. Diğerini daldırdınız, çıkardınız kenara. Böylelikle aynı sudan birçok tabağa hani sudan geçirmiş olursunuz. bence bu çok mantıklı. Biz ben bunu kullanıyorum çoğunlukla ve yani su için, suyun tasarrufu için yapmaya çalışıyorum. Bir de aynı anneannem şöyle bir şey yapıyordu eskiden. anneannem işte abdest aldığı zaman ya da işte abdest aldığı suyu falan biriktirirdi. Onun küçük bir bahçesi vardı köyde. O biriktirdiği suyu gidip orada oraya dökerdi mesela temiz suyu. Yani suyu birçok bir suyu birçok kere kullanmakta fayda var. Bunu dikkat çekmek istiyorum ve devam ediyorum. En son şurada bir şey var. Gıda tasarrufu için neler yapmalıyız? İşte su diyordum ya hani gıda da şu anda bizim en çok israf ettiğimiz şey. En çok israf ettiğimiz şey ve çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Maalesef bunu hani e, çok da dikkat etmiyoruz ve bu maalesef bunun acısını da çekiyoruz. Neler yapmalıyız? Temel ihtiyaç maddeleri, evet temel ihtiyaç maddelerinden tüketebileceğimiz kadar almalıyız. Sonra yakın zamanlarda bozulabilecek indirimli ürünlerin fazla miktarda e, fazla miktarda e, almamalıyız. Aç ve yorgun olduğumuz zaman gıda alışverişi yapmamalıyız. Yiyeceğimiz e, yiyeceklerimizi hayat bayatlama ve bozulmaya karşı buzdolabında veya uygun koşullarda saklamalıyız. E, şöyle özellikle hani ben size de diyorum demiştim. Biz bunu zaten konuşmuştuk birkaç hani zaman önce. Eee Aç ve yorgun olduğumuz zaman gıda alışverişi yapmamalıyız. Çünkü biz acıktığımız zaman her şeyden almak isteriz. O yüzden elimizden geldiğince bunu daha hani tok olduğumuz bir dönemde yapmamız daha iyi. Yiyeceklerimiz bayatlama ve bozulmaya karşı buzdolabında veya uygun koşullarda saklamalıyız diyor. Bunu zaten hani e Elimizden geldiğince eminim sizler de bizler de yapıyoruz ama bunu her zaman yapmamız gerekir. Yani kısacası bugün tasarruf anlamında söylediğim her şeyi bizlerin alışkanlık haline getirmesi gerekir. Alışkanlık ne demek? Mesela nedir sabah kahvaltısı, yemek yemek ne var bunları yapmak zorundasınız. Hani temel alışkanlık haline getirmek gibi bir şey bunu yapmanız lazım. Çünkü sebebi şu çocuklar. Mesela gıda israfı yaklaşık 3.3 milyar ton ee, karbondioksit yayıyor. Tekrar söylüyorum gıda israfı karbondioksit çok zararlı bir gaz. Ve bu zararlı gazdan dolayı da şu anki küresel ısınma hani çok bu gazın fazla olmasından kaynaklı biz küresel ısınma yaşıyoruz. Ee, gıda israfını azalttığımız takdirde bu küresel ısınmayı da azaltmış oluruz. Dersimiz bugünü bu kadar. bununla ilgili detay hani detaylı bilgileri ya da soru çözümleri zaten canlı yayınlarımızda yapacağız. Kendinize iyi bakın. Kolay bir ünite, yapabileceğinizden hiç şüphem yok. Görüşmek üzere.